Nefesi okuldan aldım geldim. Hemen çocuklara şöyle bir çorba yaptım. Şehriye çorbası. Yanına da yoğurt koyarım. Karınlarını doyururlar. Şu büyükler halim de daha çabuk soğur. Yalnız havanın güzelliği, güneşli ama iyi değil bizim için. Yağmur yok. Bakın. Çok açık hava. Tam çamaşır sermelik. Aa, ne oldu? Neredesin sen? Dünyanın en güzeli. Dünyanın en güzeli. Hayır, oraya gitme. Akşam oldu. Hatta saat 6 oldu. Çocuklar yemek yedi çoktan. Seher de şöyle pişi yaptı bakın. Bugün menümüz şey, kahvaltı böyle pişi tarzı. Ben de şöyle kendimi bir göstereyim artık. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Haliniz, hatırınızı sorayım. Ben iyi değilim. Neden iyi değil derseniz bir halsizlik var üzerimde bugün. Çok da video çekemedim zaten. Geç video başlatıyorum. Olsun. Halsizlik var ama yani. Yemeğimizi yiyelim. Gördünüz zaten Seher pişi yaptı. Pişi. Pişi ama bayağıdır yapmıyordu falan. Pişi yiyelim. Ondan sonra benim markete gitmem lazım. Nefesin sütü kalmamış. A101'e de indirime şey geliyor. Salça geliyor. Salça almam lazım. Kahvaltılık da kalmamış. Öyle yani. Onlara bir gider bakarım. Ondan sonra bugün şey yapacağım. O çiçeğin toprağını değiştireceğim. Bugün var ya hiç temizlik yapmadım ha. Halim yoktu ya. Sadece çamaşır serdim bir posta. Ondan sonra bir posta daha yıkadım. Bugün hava güneşli de gördünüz ya. Öyle de bir rüzgar var. Şimdi kurumuş. Onları kaldıracağım. Şunları geri sereceğim. Öyle yani. Hiç iş yapmadım. Hiç. Kurumuşlar. Toplayacağım birazdan yemekten sonra. Dur. Şöyle pembeler açık renkleri sermiş. Arkadaşlar ben bugün şey sanıyordum ya. Salça gelecek. Meğersem 22 Şubat'taymış. Bugün değil yani. Neyse ama yine gitmem lazım. Şu bulaşıkları halledim önce de. Hah. Şöyle. Bir ara şeyi de yapmam lazım. Bulaşık makinesi. Ocak soğumayınca var ya hiçbir şey geçmiyor ha. Yorma yorma mı sen bugün? Bu yorma nasıl olmuş sen gördün mü? Şura? Ya o ne öyle ya? Kız bilmiyorum ki. İçselmiyorum. Çöp değil. Ben çöp olamadım. Ben bu çöp aşağıya götürdüm. Ne öyle? Kapının önü arkadaşlar böyle sapsarı. Sanki çöpün suyu atmış. Seher diyor hani ben gittiğimde de bir şey oldu. Seher diyor abla diyor ben çöpü kendim götürüyorum diyor. Oraya ne olmuş? Acaba Seher dedi hani kedi idrarı mı dedi. Ama kedi idrarı olsa kokar. Çok kötü kokar. Niye acaba öyle? Ay iyi takıldı be. Ah bu da böyle geliyor öne. Bunda ne olmuş kız? Ha. Şöyle bakayım. Bunu elde yıkamıyorum. Şey olur diye. Erir diye. Aa şeyde makinede yıkamıyorum.
Telefonum kayıp ya. Aa, nerede? Çaldırayım mı? Yastığın altına mı acaba girmiş? Bir bak bakalım. Ben de bağladım öyle. Telefonu kaybediyorum. Hay. Şu kutunun altına bak. Yok, yok, Can Muhammed kaldı. Teyzenin telefonu nerede oğlum? Ha? Şu çöpü de aşağı götürün. Atayım. Tamam, tertemiz. Şunu kapatmayı unutmuşumdur. Heh. Yanağında ne var? Evet, çikolata varmış. Yanağını sil annem şey ıslak mendille. İyice yanağını. Bir ha tamam. Rahat mı? O kenara koy. Ver ya da be. Nefes yapıyor. Ben de bakıyorum. Doğru mu yaptı diye. Hiç karışmıyorum ödevlerine. Başka ödev vermedi mi öğretmen? WhatsApp'a yazmamış. Ha? Ne? Baba vermedi, ne yapak diyor. Ne yapayım? 8, 6 daha kaç yapar? Beni bırakmıyorlar. Bakın. Bir daha biz de geleceğiz dediler. Hem yemekten sonra pişinin üstüne yürüyüş yapmış gibi olur değil mi? Ha, oğlum elimde çöp poşeti var bebeğim. Şöyle yapın. Işıklar açık var. Hiç açık gibi değil. Görüyorsun değil mi? Gel gel. Aa, tam bir bahçe bastı. Değil mi nefes? İlk olarak şoka girmeye karar verdik. Şoka girdik. Şöyle ay bakar mısınız şu şeyler çok güzel değil mi? Buzdolabı için. Ama çok pahalı ya. 60 lira. Şöyle bakın. Bir de kırıkmış. Nefes baksana. Arkadaşlar bakın şöyle tokalar gelmiş. İkilisi 36 lira. Çok tatlı değiller mi? Şunlara bakın. O ne? Şoktan çıktık ya. Şeye BİM'e geldik. Kendime kepekli ekmek aldım. Süt alırım şimdi bakarım. Bunlar neymiş böyle indirimde? Benim sobadan mı gelmiş? Ha yok. Hadi nefes sür anne. Can Muhammed uçuşlarda. Hem de sizlerle şöyle fiyatlara bakmış oluruz. 3 market de aynı biliyor musunuz? Ya sütlerin fiyatı. Şunlar ne kadarmış? Bunlar yarım yağlı. Ha 21. Arkadaşlar bakın gelmez diyordum. Aha gelmiş bugün. Normalde 22 Şubat'ta gelecek daha. Acaba dur bakayım hani gerçek fiyat mı? Bu 650 gram mı? Ha 650. Şey ya şimdi 39.90 ya. 40 liradan 36 liraya inecekmiş 22 Şubat'ta. 4 lira düşecek yani. Ha. Hatta onu da küsur at şey var. Dondurma bu havada dondurma mı verim ben sana? Şimdi 22 Şubat'a bugün ay 19, 20 yani 20, 20. O zaman bekleyeyim he, değil mi? Şurada da ipek tatlı biber salçası. Aa, yok ama. Kilosu 920, 107 lira şu. Yani yok olmaz. İpek köy salça 920 gramı 108 lira. He, kilosu aynı dışarıdakiler gibi. He. Arkadaşlar eve geldim, hemen size şöyle alışverişimi göstereyim neler aldığımı. 3 markete gittim gördünüz zaten. Yok pardon 4 markete gittim, Seç markete de gittim. Şöyle kendimi göstereyim hanımlar, daha iyi olur. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Heh. Ay ne pahalılık ya, harbi ne pahalılık ya. Neyse yine alabildik çok şükür. Bayağıdır ketçapımız yoktu. Bir tane şöyle BİM'den ketçap aldım. Daha sonra şu 37 liraydı. Nefes bunu çok seviyor. Annem bu pahalı dedi. İki tanesi 37 liraydı. Normalde 36 lira bir tanesi. Daha sonra şöyle ekmeğimi aldım. Biliyor musunuz ben bu kepekli ekmeğe alıştım. Diğer ekmekleri yiyemiyorum. Yani bu daha çok hoşuma gidiyor. Şöyle alıyorum, bana bayağı bir gidiyor zaten.
Daha sonra şu süt, çocukların sütü yoktu. Bundan aldım. Şu da dedim kalsın dedim, hani yaparız ya bir şeyler, pasta, marga bir şeyler yaparız dedim, kurabiye. Kalsın dedim, evde yok. Bir tane hani tost yapıyorum, üstüne güzel oluyor. Daha sonra İzmir'e gittim bayanlar. Şey, bu arada bacılar demedim bak. Biliyorsun ya bacılar deneyin bazen. Şöyle süt diyorum. Peynir aldım, yarım kilosu 65 lira olmuş. Ama en güzel de bu peynir, biliyor musunuz? Çok güzel. Şöyle az bir şey salam aldım. Nefes istedim. Az soda aldım. Mideme en iyi gelen şey soda. En iyi. Daha sonra Seç Market'e gittim. Şöyle en güzel, ama en güzel ıslak mendil bu, hani yüzey temizleyici. Bu arada bu Türk malı. Şu yana bir yere paylaşırım hanımlar. Bu Türk malı yani. Hani şey ürünü değil. Hani boykot ürünü değil bu solo. Böyle. İçinde 80 tane var. 49.90'lı. Gerçekten ne slip'i ne başka bir şey. Bu. Çok güzel. Nefes'e de anne dedi. Canım şey istiyor dedi. Meyve istiyor dedi. Ben de böyle 4 tane portakal aldım. Bunun kilosu da 12 liraydı. Seç Market'ten aldım. Alışverişimiz bu kadardı. Şimdi ne yapacağım? Şunu hemen çıkarayım. Şöyle. Şunu yapacağım. Üzerine diyor 2 litre süt su ekleyin diyor da. Olur mu acaba ya? Bunun ne kadar litresi? Biraz önce çek. Olur ya, kaynar soğan ekliyorsan. Yine arada bir koku geliyor, bacılar ya. Nasıl olacak bu? Şöyle şunu yapayım. Bu kaynasın. Bak şimdi. Diyor ki, kullanamam anlama. Tıkanık lavabo ve küvete birikmiş su varsa boşaltınız. 2 litre suyu kaynatarak hazırlayın. Poşet içerisinde yani tıkanık borunun ağız kısmına dökülür. Uygulamadan 1 litre sonuçları bu arada bolca. Ha. Şey yapmasa. Seher Selya, bu 2 litre var mıdır bu kettle'ın içindeki su? Yok değil mi? O zaman ben bir kaba boşaltayım şeyi. Aynen. Bir kaba boşaltayım. Ondan sonra tekrardan kaynatayım suyu. Yine yap. Bu arada da ben şey yapayım. Heh, şunun içine koyarım. Şöyle. O kaynasın. O arada da ben şu çiçeğimi yapayım. Şöyle. Dün demiştim yani. Ben de şu dolabı şöyle bir yapayım. Daha sonra onu yapayım. Şunu da koyayım. Böyle bir daha kaldı. Şu dün gece böyle buradan şey oldu. Ay ben de dolabı açtım. Ay dedim bir ses geliyor. Ay nasıl korktum, meğersem buymuş. Seher de yoktu ya. Çok korktum. Ne diyecektim size? Nefes. Çarşamba günü, perşembe günü, cuma günü okula gitmiyor. Neden? Kız nazo derseniz öğretmen şey proje varmış devletin, hani hazırladığı, Erzurum'a gidiyor. Onun için 3 gün yok. 2 günde şey, hafta sonu 5 gün yani okul yok. Neyse. Yarın gidecek son bacılar. Bir poşet vereceğim bunun altına. Bu çok toprak oluyor. Şey hani var ya. Dün dedim ya hani, acaba şey mi alsam? O annem verdi şeye, hani okaliptus mu alsam? Onu iptal edeceğim yani, onu almayacağım. Annemle bugün konuştuk. Pampas alacağım. Pampas daha güzel olur değil mi? Nerede o? Ooo, toprak ne kadar sert ha. Şimdi. Vallahi var ya, köpekler havladı mı ben korkuyorum ha. Acaba bir şey mi olacak diyorum. Bir tane kullanmıyorum, çok vardı. Ortayı derin şeyler. Olmuyor bacılar, olmuyor. Gece şey yapıyor, koparıyor çiçekleri. O yüzden yukarıya koymam lazım. Bu arada bizim gece ne öğrenmiş biliyor musunuz?
Tezgahın üstüne çıkmayı öğrenmiş. Ya duyun duyun. Ay inşallah tutar ya, bismillahirrahmanirrahim. Bu diğeri nerede? Serdin ya buraya. Üf, olmadı ya. Kavga mı ediyorlar Serin'e? Aman Survivor'ı izleyen var mı? Serdin ben de şey buldum, alıştım. Normalde izlemezdim. Ne oldu? Nagel mi? Mustafa Kemal'i mi kayırıyor? Can suyunu da verin. Ve yine ceza vereceksin. Heh. Tamam. Bu kaynadı. Şimdi bir defa daha doldursam yeter. Ay bismillah. Ay çok güzel olmadı mı? Bunlara bayağıdır su vermiyordum. Yani 3 haftayı geçti rahatlıkla. Ne oldu bebişim? Su veriyorum oğlum. Aa Can Muhammed burada bakın. Şöyle yapayım da. Dur hele oğluşum. Aa fazla mı döktüm? Portakal tamam. Buna da az bir şey. Buna da az bir şey. Tamamdır. Gel Can Muhammed soyun. Aa. Gideceksin mi diyor sen? Aa. Tamam seni de yazsınlar yani değil mi? Sen de uzatma, yazıyorlarsa yazsınlar, ne yapacağım? Kim verdi sözü? Kavga etmiyor ama o sen. Söz verdi çünkü. Döküyorum. Allah. Benim ya hadi. Şimdi suyu açacağım değil mi? Durun. Kullanım şekli uygulamadan bir iki dakika sonra musluğu açarım. Ha bir iki dakika sonra. İnşallah o koku gider ya. Çöp atayım da şunu. Anne mi sana bebekten? Ne istiyor? Bebek istiyormuş. Bir dakika geçti.
Önceden var ya su olur böyle şey olurdu. Şimdi öyle değil bak. Acaba diyorum şunu biraz daha bir şey yapsam bacılar. Şöyle bakın. Görüyorsunuz değil mi? Siz S şekli yapın dediniz. İşte S şekli böyle. Ha. Böyle değil mi size? Tövbe ya. Geçer kokusu. Şu bakalım. Bakın su böyle gidiyor. Açıldı bence. Hemen şey içtim. Grip ilacı içtim hapı. Ondan sonra bir de ağrı kesici içtim. Kemiklerim ağrıyor. Devamlı hapşırıyorum. Yine aynı olmaktan korkuyorum. Çünkü geçen defa çok kötü oldum. Yani çok kötüydüm. İlk defa böyle olduğumu hatırlıyorum. Ha. İnşallah faydasını görürüm. Sabaha daha dinç kalkayım. Bugün ya temizlik bile yapamadım ha, düşünün, halim yok. Şeyden Instagram'dan da yazmışsınız, ondan sonra hani YouTube'da da yazdınız, gördüm hepin. Allah razı olsun, ağzınıza sağlık. Eşim için hani Yasin okurum, Fatih okurum demişsiniz. Allah hepinizden razı olsun, gerçekten ben çok seviniyorum ha, çok mutlu oluyorum gerçekten. Böyle hani eşim adına bir Fatih'e okununca, bir Yasin böyle dua edilince ben çok seviniyorum. Hepinizden Allah razı olsun. O zaman tüm vefat etmişlerimizin ruhuna 3 İhlas 1 Fatiha okuyalım, öyle değil mi? Burada da kapatıyorum. Yarın inşallah görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.